Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. 5. sınıf öğrencilerimizle bugün bursluluk sınavına hazırlık yapacağız. Geçen senelerden çıkmış sorular üzerinden birlikte bütün konuların tekrarını yapacağız. Videomuz biraz uzun olacak sevgili gençler çünkü 25 adet soru, 25 konunun tamamının tekrarını yapacağız. Yani bir genel dönem tekrarı yapacağız diyebiliriz. Ondan dolayı bütün videoyu aynı anda izlemek zorunda değilsiniz. Ne yapacaksın? Mesela 25 tane var. İlk gün 1, 2, 3, 4, 5. sorular. İkinci gün 6'dan 10'a kadar. Üçüncü gün 11'den 15'e kadar. Sonra 16, 20. Son günde 21 ve 25. sorulara kadar olan konuları ve soruları tekrar edebilirsin. 5 günde bütün soruları ve bütün konuları tekrar etmiş olursun. Şimdi sorularımıza geçmeden küçük bir hatırlatma yapayım. Yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız hemen aşağı iniyorsunuz. Abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Konu istekleriniz olur, fikirleriniz olsa onları da benimle yorum kısmında paylaşıyorsunuz. Tabii kanala destek olmak açısından beğeni atarsanız da sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Soru soru ve konu konu gideceğiz sevgili gençler. Ben her soruda kısaca bir özet geçeceğim. Sonra soruyu birlikte çözeceğiz. Tabii şöyle bir şey yapacağız. Sen önce videonu durduracaksın. Her soruyu kendin çözmeye çalışacaksın. Sonra benden dinleyip puanın haline yazacaksın. Toplam 25 sorumuz var. Her soru 4 puan. İlk sorumuz milyonlar konusuyla alakalı sayıların okunuş ve yazılışıyla ilgili kolay bir soru. Okunuşu 805 milyon 40.102 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl okuyorduk? Eğer sana okunuşu verilen bir sayı verdiyse öncelikle kendine 1, 2, 3 milyonlar, 1, 2, 3 binler, 1, 2, 3 diye sıralama çizgi çekiyordun. Sonra milyonlardan başlayarak yazıyordun. Geliyordun milyon yazan yere duruyordun. Ne diyor? 805 milyon. Buraya 805 milyonlar basamağı. 40 bin. Binler basın bölüğünde sadece 40 varmış. O zaman 0, 40. Birler bölüğünde ise 102 varmış. Buraya da 102 yazıyoruz. 805, 0, 40, 102. Bakın D şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Mevzu çok kolay. Eğer burada takılıyorsan gidip milyonlar videomuzu izleyebilirsin. Açıklamada bütün konuların konu anlatım listesinin linki mevcut. Gelelim ikinci sorumuza. Burada da bir işlem önceliği sırası var. İşlem önceliğini hemen hızlıca hatırlatayım. Tabii sen videonu durdurup bu soruyu kendinle çözmeye çalışabilirsin. Ben hemen hızlıca konuyu hatırlatayım. Bunu bir uçağın balonuna benzetmiştik işlem önceliğini. Burada bir bayrak, şurada ipleri, burada sepeti. Burada işlem önceliğinde bayrak üstü sayıları, bu parantezi, burası çarpma bölmeye benzediği için çarp, böl, burası da toplama, bak artı eksi sepetin süslemeleri de toplama çıkarmayı temsil ediyor. Karaladım burayı. Tamam. Mevzu bu sıralamayla ilerliyor. Sorumuza geldiğimizde bunu uygularsak. Önce ne? Bak burada bölme var, parantez var, üslü sayı var. O zaman önce parantez. İçeri geldim. İçeride ne var? Bir üslü sayı var, bir de çıkarma var. O zaman önce üslü sayı. 2 üzeri 3 nedir? 3 tane 2'yi çarp demektir. Üsttekine tane diyorduk. 3 tane 2. 2 çarpı 2 çarpı 2. Şöyle yazabiliriz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Demek ki şuradaki kırmızı ile gösterdiğim yer 8'miş. Soruyu tekrar yazıyorum. 40 bölü parantez 2 üzeri 3 yazmıyorum artık. Orası 8 oldu. Eksi 3. Tamam. Şimdi parantezin içine yapıyorum. 40 bölü 8'den 3 çıkar. 5. Şimdi 40'ı 5'e bölüyorum. 40 da 5. 8 kere var. Evet, cevabımız 8. İkinci sorumuz da D şıkkı oldu. Evet, iki soruyu doğru çözdüysen tebrikler. 8 puan cepte. Konu konu anlatarak devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Hem toplama çıkarma hem de üslü sayılarla ilgili bir soru. Kanalayıcı dallandırılmış ağaç diyagramında ifade doğru ise D yönünde, yanlış ise Y yönünde ok takip edilir. Bize bir işlem vermiş. Verilen kanalayıcı dallandırılmış ağaç diyagramı ifadelerin doğru ve yanlışlığına göre takip edildiğinde üçüncü adımdaki kutuda yazan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisi? Yani burada hangisinden çıkacağımızı soruyor. Yani nereden çıkacağız? Orayı bulacağız, oradaki üslü sayıyı birlikte hesaplayacağız. O zaman tek tek gidelim. Peki burada bir toplama işlemi var. Sonuç 60.063. Doğruysa yanlışsa belirle diyor. O zaman hemen belirleyelim. 2.24.25, 2.425, 3.648. 5.8 daha 13 elde 1. 2.4 daha 6 1 de burada 7. 4, 6 daha 10, 10'un 0'ı elde 1.
2, 3 daha 5, 1 de elde 6. 6073. Buraya ne demiş? Bakın 6063 demiş. Demek ki yanlış. Buradan yola devam ettik. Geldik şu işleme. Çıkarma işlemi. 8475'ten 2598'i çıkar diyor. Çıkaralım. 5'ten 8 çıkmaz. O zaman hemen komşuya gidiyorum. Bu 7'den bir tane aldım. 6 kaldı. Buraya verdik. Bu da 15 oldu. 15'ten 8 çıktı. 7. 6'dan 9 çıkmaz. Komşuya gitti. Buraya 3 oldu. Burası 16 oldu. 16'dan 9 çıktı. 7. Burada 3 kaldı. 3'ten 5 çıkmaz. Bu da komşuya gitti. Buradan 8'di. 7 kaldı. Bu 3 de 13 oldu. 13'ten 5 çıktı. 8. 7'den 2 çıktı. 5. 5877. Yani ne yapıyoruz bu sefer? Kırmızımızı alalım. Güzel, doğru olduğu için şuradan yolumuza devam ediyoruz. Nereden çıkıyoruz? 3 üzeri 2. Neydi bu kural? 2 tane 3. 2 tane 3 çarp. 3 kere 3. 9 cevabını buluyoruz. Evet, sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktı. Evet, soru biraz işlem içeren, bol bol işlem içeren, hatta şuradaki çıkarmada da hepsi elde olduğu için karıştırabileceğiniz bir soruydu. Umarım doğru yapmışsınızdır ya da en azından ben çözdükten sonra anlayabilmişsinizdir. En azından ben çözdükten sonra konuyu anlayabilmişsinizdir. Evet, üçüncü sorumuz böyleydi. Bu arada bütün konular toplamda 25 soru, yani bütün genel tekrarı yapacağız sevgili gençler. Eğer sıkılırsanız yarısında videonuzun nerede kaldığınızı not edin. Sonra ertesi gün tekrar kaldığınız yerden izlemeye devam edersiniz. Parça parça izlerseniz daha faydalı olacaktır. Dördüncü sorumuza geldik. Bu seneki sorular biraz daha yeni nesil tarzı sorular olacak gibi görünüyor sevgili gençler. Onun için bol bol örnek çözmeye çalışın. Görselde 3 raflı dolabın her rafına 10'ar tane klasör dizilerek her klasörün üzerine de bir doğal sayı yazılmış. Tamam. Bu dolaptan Harun ve Volkan birer klasör almış. Harun'un aldığı klasörün üzerinde yazan sayı doğal sayının karesi. Harun neymiş? Kare olan sayıları almış. Volkan küp olan sayıları almış. Tamam. Bu Harun ve Volkan'ın bu dolaptan aldıkları klasörlerin üzerinde yazan sayıların toplamı bir doğal sayının karesine eşit olduğuna göre bu toplama şartları hangisidir? O zaman biz Harun'un ve Volkan'ın alabileceği kitapları bulacağız. Sonra toplamlarının da kare olmasını sağlayacağız. Bir sayının karesi olan sayıları biz önce kendimiz bulalım mı? Bak. Karesi olanlar mesela 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ünki 16, 5'inki 25, 6 kere 6 36, 7 kere 7 49, 8 kere 8 64. Bu şekilde nokta nokta gider. Yani aradığımız sayılar 1, 4, 9, 16, 25 diye gidiyor değil mi? Harun için konuşuyoruz. O zaman Harun'un alacağı sayılar, bakıyorum buradaki 9. Sonra şurada 16 var, 25 var, 36'yı alacak. 36'dan sonra bak 37 kitap, bak burada kitaplar 37'de bittiği için olmuyor. Geldik Volkan'a. Volkan neydi? Küp olan sayıları alacaktı. Küp olan sayıları da yukarı yazalım. Mesela 1'in küpü 1. 2'nin küpü 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 3'ün küpü 3 kez çarpacağız. 3, 9, 27. 4'ün küpü 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Bu şekilde gider. Ben yani şöyle bakın 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü. Yani 3'er kez çarpıyorsun. 1 çarpı 1 çarpı 1. Küpleri hatırlıyorsunuz. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten buluyor. Şimdi Volkan'a geldiğimiz zaman ne alabilir? 1'i 8'i ve 27 alabilir. 1'i alamaz, o zaman 8'i alabilir. Bir de 27'yi alabilir. Başka kitap yok zaten çünkü 64 dışarıda kalıyor. Tamam. Şimdi Harun ve Volkan'ın alabileceği kitapları bulduk mu? Bulduk. Şimdi bunlardan toplamı 25, 36, 49 ve 64 yapan bir ifadeyi bulmaya çalışacağız. Mesela toplamını 25 yapabilir miyiz bunlardan birini? Mesela bu 9 alsa, bu 8 alsa 17 yapar. Bu 16 alsa, 8 alsa 24 yapar. 25 yapmıyor. Bu elendi. 36 elde etmeye çalışalım. B şıkkımız. Ne yapabiliriz 36'yı? Bakın 9 ile 27'yi toplarsak 9 artı 27 36 yapar. Bak 36 olabiliyormuş. 9 da deneyelim. 49 yapabilir miyiz? 25 ile 8 denesek olmaz. 25 ile bunlar 50 yapıyor. 49 da olmuyor. 64 zaten çok büyük bir sayı sevgili gençler. Şu ikisi olsa olmaz. Bu ikisi de küçük kalır. Bu da olmaz. Bu da yine yeni nesil zor sorulardan biriydi. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz bir bölme işlemi. Verilen kalanlı bölme işleminde yıldız ve kare birer rakamdır. Buna göre yıldız artı kare işlemi sonucunun alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Bakın bölme işlemini hatırlarsanız şöyle bir formülümüz vardı. AB
Burası C, buna da kalan diyorduk. Burada A'yı bulmak için önce B ile C'yi çarpıyorduk. Hatırladınız mı? Buna kalanı eklediğimizde A'yı veriyordu. Burada kalanlı bir bölme dediği için biz burada kalanı bilmiyoruz. Bize en büyük değer dediğinden dolayı buradaki ifademizi 34 ile 0 arasında bir sayı alabiliriz. Yani kalan 34 olabilir, 35 olamaz, 0 olabilir. Şimdi buradaki aradığımız olay yıldız ve karenin en büyük olma durumu ya. O zaman biz alabileceği değerleri bulmaya çalışacağız. Öncelikle kalanımız, kalan dediği için 1 olursa 0 alamayız. O zaman kalan 1 alırsak 35 kere 10, 350. Hani bunları çarp, bunu ekletiyorduk ya. En az 350, bir de kalanımız var. 351 olabilir. En fazla 34 kalan olursa 350'ye 34 ekle 384 olabilir. Şimdi sayılı aralığımızı bulduk. Yani 351 ile 384 arasında öyle bir sayı seçeceğiz ki şu sondaki iyi sayının toplamı en fazla olsun. Bunu da şöyle seçebilirsiniz. Bakın bu 8 ya burası. Burayı büyük, her ikisini de büyük almaya çalışacağım. 8 ve 4 en büyüktür, 12 yapar. Ama ben şunu 8 değil de 7 alsam, yanındakini de 9 alsam, çünkü bu aralığa sonuçta sığıyor, 79. O zaman 7 artı 9 da 16 yapıyor. Yani burada yıldız ve kareye 7 ve 9 değer verdiğinde toplamları en fazla oluyor. Sorunun cevabı 5. Bir sonraki sorumuz bir örüntü sorusu sevgili gençler. Şekil örüntülerinde soruları nasıl çözüyorduk? Örüntüyü sayıya dönüştürüyorduk. Hemen bakalım. Bak bu birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım demiş. Verilen örüntüde 13. adımda kaç tane mavi boyalı dikdörtgen vardır? Bak dikdörtgen demiyor. Ondan dolayı şöyle yapabiliriz. Bak birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, hatta 5, 6 nokta nokta gider değil mi? Buraya değerleri yazacaksın. Birinci adımda kaç tane mavi var? Hiç yok. Sıfır. İkinci adımda bir tane var. Üçüncü adımda bir tane var. Dördüncü adımda iki tane var. Beşinci adıma geldiğinde ne çizeceksin yanına? Bir tane daha beyaz çizeceksin. Sonra altıncıdan mavi. O zaman yine iki. Altıya gelince bir tane artacak. Üç. Yedi de üç. Sekiz ve dokuz da dört. On ve on bir de beş. 12 ve 13 de 6 tane olacak diyoruz. Evet, cevabı C şıkkı olarak buluyoruz. Ne yapıyorsun? Önce verilen şekilden sayıya dönüştürüyorsun. Sonra sayıdaki kuralı buluyorsun. Buradaki kural ne? Bak 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, tabii bu da 5, 6-6 olarak gidiyor. Yeni sorumuz bir problem sevgili gençler. Hemen bakalım. Bir mağaza bir tanesinin satış fiyatı 150 TL olan gömleklerden 780 tane satıyor. Sonra bu gömleklerin her birinin satış fiyatında indirim yapıyor. İndirimden sonra bu gömleklerden 500 tane daha satan mağazanın elde ettiği toplam geliri 175.000 TL'dir. Buna göre gömleklerden bir tanesinin indirimli fiyatı. Bak ne yapacaksın? Son fiyatı biliyorsun. Son kazancını. İlk kazancını da 780 tane çarpı 150 yaparak bulursun. O zaman aradaki fark bu 500 tanenin fiyatıdır. O zaman önce 780 ile 150'yi çarpalım. 780, 150. Çarpma pratiklerini hatırlarsan sıfırlar cepte. Onlar çarpılmasın, beklesin. 5 kere 8, 40, elde 4. 5 kere 7, 35, 4 ekle 39. 1 kere 8, 8. 1 kere 7, 7. Toplayalım. 0, 9, 8 daha 7. 7, 3 daha 10, 11. 2 de sıfırımız vardı, ekledik. Ne oldu bakın? 117 bin lira birinci satıştan kazanmış. Tamam. Neydi? Toplamda da 177 bin kazanmıştı. Ben bundan ilk kazandığım parayı çıkarırsam aradaki indirimi bulurum. 0'dan 0 çıktı. 0, 0, 0. 7'den 7 çıktı. 0. 7'den 1 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki bu indirim yaptığında şu 500 taneden ne kadar para kazanmış? 60 bin. O zaman 60 bini bu 500 taneye bölüştürürsem bir tanesinin fiyatını bulabilirim. Hemen bölelim. 60 bin bölü 500. Bölme işlemin pratiğini hatırlıyor musun? 2 sıfır buradan gitti, 2 sıfır buradan gitti. Yani 600 bölü 5 yapacağım. 6'da 5, 1 kere var, 1 kere 5, 5. Çıkardım 1. 0 aşağı indirdim. 10'da 5, 2 kere var, 2 kere 5, 10. Çıkardım 0, 0. Son bir sıfırımız kaldı. Bak bunu da aşağı indirdik. İşlem bittiği için buraya da ekledim. Yani cevap 120,
C şıkkı olacaktı. Burada bu bölme işleminde bazı arkadaşlarınız takılıyor. Ona dikkat edin. Bu şekilde çözerseniz problemsiz çözmüş olacaksınız. Evet, 8. sorumuz bir kesir problemi. Kesir problemlerinde iki durum vardı sevgili gençler. Bir, size ana sayıyı verdi. Mesela 25'in 2 bölü 5'i gibi bir soru sorabilirdi. Burada ana sayıyı verdiği zaman siz aşağıdaki 5'e bölüyordunuz. Yukarıdaki 2 ile çarpıyorsunuz. O zaman 25'in 2 bölü 5'ini buluyordunuz. Bazı sorularda da kesri veriyordu. 2 bölü 5'i 10 olan sayı ya da 10 olan ifade gibi cümleler kuruyordu. Burada da bu sonuç olduğundan dolayı bu sefer yukarıya bölüyorduk. Tam tersi aşağıyla çarpıp ana sayıyı buluyorduk. Bu kuralımızdı. Bunun için bol bol egzersiz yapmanız gerekiyor. Size tavsiyem, eğer bu tarz sorularda takılıyorsanız kesir problemleri konusunda kesinlikle çalışın. Hemen sorumuza gelelim. Şurayı kullanacağız sevgili gençler, onun için ben siliyorum. Mevzuyu anladınız. Gelelim sorumuza. Elif 72 santimetre uzunluğundaki gergin bir şekilde gerilen bir ipin bir ucundan başlayarak uzunluğun 2 bölü 3'üne denk gelen kısmını sarı renge boyuyor. Diğer ucundan başlayarak 1 bölü 2'sine denk gelen kısmı da mavi rengi görseldeki boyuyor. Bu boyama işlemi sonunda ipin hem sarı hem de mavi renge boyanan kısmı yeşil renk olmuştur diyor. Tamam. Bu ortak renk, tamam mı? Buna göre sonunda bu ipin yeşil kısmının uzunluğunu soruyor. Evet, ekranı temizledim. Şimdi şu olayımıza bir daha bakalım. Bak, sarı kısım 2 bölü 3'ü mü? İstersen bu soruyu iki farklı şekilde çözebilirsin. Bir, değerler üzerinden gitmek, bir de işlemler üzerinden. Ben işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Bak, şuradan ki sarı, yani bu kısımdan buraya kadar olan kısım kaç? 72'nin 2 bölü 3'ü. O zaman 72'nin 2 bölü 3 için ne demiştik? Aşağıya böl. 72'yi 3'e böl. Bu kısmı hızlı geçeceğim. 24. Bölme işlemi yaparsın. Yukarıyla çarp. 24 çarpı 2, 48. Tamam. Yani şu kısımdaki buraya kadar olan kısım 48 santimetreymiş. Tamam. Şimdi buradaki mavi kısmı hesaplayacağım. Bu neye denk geliyordu? 1 bölü 2'si. Hemen hesaplayalım. 72'nin 1 bölü 2'si. Aslında 1 bölü 2'nin ne demek olduğunu bilirseniz işlem çok basit. 1 bölü 2 yarım demektir. 72'nin yarısı da 36'dır. Ama hatırlamazsan aşağıya böl. Yine aynı işlemi yapıyorsun. Bak, 72 2'ye böl 36. Yukarıyla çarp. 36 kere 1. 36. Şu kısımda kaçmış? 36'ymış. Biz ne demiştik? 1 bölü 2 yarısı demek. O zaman burası 36 ise şurada 36 mı? Evet. Bak, o zaman son bir işlemimiz kaldı. Şuradan bak çiziyorum. Buraya kadar 48 mi? Şuraya kadar da 36 mı? O zaman bu aradaki şu bölge nedir? 48'den 36 çıkarmam. 48 santimden 36 çıkar. 12 santimetre cevap A şıkkı olarak çıkıyor.